Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlere PUBG Nevstat'in oyun içi görüntülerini göstereceğim. Bu arada hala bilmeyenler varsa, eğer ki şu an Play Store'dan gidip oyuna erkenden kayıt olursanız sizlere bir tane de mis gibi araba deseni verecekler. Hani böyle siyah falan filan, baya baya Ferrari gibi bir şey verecekler. Hani hala kayıt olmayan varsa Play Store'dan gitsinler, ön kayıtlarını oluştursunlar. Çünkü her hesaba bir kere verilecek ve bence baya baya güzel bir şey diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Geçmeden önce hala like atmadıysan bir like'ını alırım. Eğer beni ilk defa izliyorsan da kanalımı takip edip bildirimleri açarak da destek olabilirsin. Şimdi ben sizlere ilk önce oyun içi görüntülerden birkaçını göstereceğim. Daha sonrasında ise eski bir versiyonundan gelen gameplaylerini sizlere göstereceğim. Hani oyuna geldiğinde bu iki görüntüyü birleştirecekler ve yeni PUBG Mobile çıkacak ve bu direkt hani PC PUBG'den alınmış PUBG diye düşünebilirsiniz. Hani belki görmemişsinizdir diyerekten de sizlere kayıt olduğunuzda verilecek olan arabayı göstermek isterim. Mesela eğer ki şu an siz erkenden kayıt olursanız PUBG Nevstat'e sizlere PUBG Nevstat'e kullanabileceğiniz böyle bir araç deseni verecek ve bu sadece hani oyuna ilk başta kayıt olanlara özel. Hani diyelim ki sen kayıt olmadın, daha sonra indirdin, bu senin hesabında olmayacak, fakat ilk defa direkt kayıt olup girenler ise bunu verecektir. Şu an sadece kayıt olmak için Play Store'a girip kaydını oluşturman yeterli. Şimdi ilk önce sizlere PUBG Nevstat'ın oyun içi yayınlamış olduğu görüntüleri göstermek istiyorum. Belki aranızda hala bunları görmemiş olanlar vardır ama zaten PUBG bunları hani şeyinde yayınlamış, adı Play Store'unda bu fotoğraflar. Belki bilmeyenler vardır diye bunu sizlere göstereyim dedim. Burada yeşil fişek falan da olacak. Hani böyle kırmızı araç deseni, işte beyaz araç deseni, bir de bizlere verilecek olan güzel bir araç deseni var. Onu bilerek buraya koymamışlar. Bence o araç deseni baya baya güzel. Daha sonrasında ise bir diğer oyun için görüntüsü ise bu şekildedir. Hani böyle kırmızı drop her zaman gibi bildiğiniz. Hani PUBG Mobile'in güncellenmiş Timi versiyonunun birleşimi, araya da ucundan bir Galaftati kaçmış falan filan, böyle düşünebilirsiniz. Bir de PUBG Nevstat'te de şeyler olacak, dronlar falan filan olacak. Tabi bunlar havada uçacak ama ne kadar bulunacak, droptan droba mı konulacak, onlar hakkında pek bilgim yok. Daha sonrasında ise oyun içi görüntülerine gelecek olursak da oyun içi görüntüsü bu şekilde olacak. Hani bu PUBG Nevstat'in optimizasyonunun güzel yapıldığını düşünüyorum ben. Çünkü aslında bu eskiden PUBG Timi'ydi, yani global değildi, PUBG Timi adını değiştirdi. PUBG Nevstat oldu ve global olduğu gibi düşünebilirsiniz aslında. Hani oyunun direktmen mantığı bu şekilde. Bunda mesela soldan dürbün falan açabiliyoruz. Böyle omuz kamerası falan filan da var. Bence baya baya güzel oldu bunları globale çıkarmaları. Bence PUBG Mobile'ı bir sarsabilir ama geçer mi o kadar emin değilim. Ama oyun içi akıcılığı falan filan olsa baya baya güzel. Eğer ki PUBG Mobile'ı geçemezse de bunun sebebi işte PUBG Mobile'da herkesin birçok şeyi olmasıdır. Şahsen ben bu geldiğinde ne yaparım? PUBG Mobile'da Fatih'e kasarım. O Fatih olduktan sonra PUBG Nevstat'ı Fatih'e kasarım, Real Pass görevimi yaparım falan filan. Büyük ihtimalle 2 PUBG oynayacağım. Bu game loop'a çıkacak mı? Hani o kadar hiçbir bilgim yok. Daha sonrasında ise gelelim oyunun ikinci görüntüsüne. İkinci görüntüsü ise bu şekildedir. Hani böyle işte omuz kamerası demiş olduğum şey böyle bir şey. Bence baya baya güzel geliştirmişler diye düşünüyorum Timi'yi. Eski versiyonunda birazdan göstereceğim. Hani Timi'yi belki aranızda bilmeyenler vardır diye. Onu gameplay olarak sizlere göstereceğim. Daha sonrasında ise son görüntümüz ise böyle değişik bir savaş haline falan filan geliyor. Call of Duty'den alınmış işte duvar şeyleri falan filan var. Bu oyunun direkt ben sizlere şöyle söyleyeyim. PC PUBG'yi alıyorlar, PUBG Nevstat'ı yapıyorlar. Olay bitti. Bu kadar. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu PUBG Nevstat'ı eskiden nasıl bir şeydi? PUBG Timi nasıl bir şeydi? Bunu birçoğunuz belki bilir. Oldlar hatırlar. Hani bu işte ilk başlarda falan filan çıktığı zamanlar hatırlar. Sonra PUBG Timi'yi pek fazla oynayan kalmadı. Sebebi ise işte hem bir yandan çizici olması hem de Türkiye'de desteklenmemesi. Hani Play Store'dan falan bu oyunu indiremiyordu. Sizlere öyle söyleyeyim. İşte yabancı Play Store'lar falan oldu. Normal Play Store değil de yabancı işte değişik uygulamalar oluyordu. Bunları oradan indirebiliyorduk. Mesela bunun eski görüntülerini ben sizlere şöyle göstereyim. Birazcık da ses açayım, şöyle fazla açmayayım. Direkt PC PUBG'deki sesleri eklemişler bu arada, haberiniz olsun. Yani mesela buradan atlayacaksınız diyelim. Şimdi su kulağa kadar geldik, atla tuşuna basıyoruz. Böyle bir atlama stili olacak. Tabi PUBG Nevstat'e bunları baya baya güncellemiş bir şekilde olacak. Bu sadece şey gibi düşünün, PUBG Mobile güncelleme geliyor ya. Mesela 1.9 mu şu an kaç bilmiyorum ama hani 1.8'den 1.9'a geçmiş hali gibi düşünebilirsiniz. PUBG Nevstat'e hani PUBG Timi'yi bırakıyor, Nevstat stratejiye geçiyor ve global olarak çıkıyor ve birçok oyuncu bu yüzden daha iyi oynayacak. Mesela paraşüt açılma efekti falan eskiden böyleydi. Hani bunlar aynı şekilde eklenecek, üstüne daha da güzel görüntüler eklenecek. Bunun akıcılığı falan filan olsun baya baya akıcı bu arada. Hani şimdi birazdan göreceksiniz. Bak, loot'a atlıyorsun aga,
böyle lootluyorsun falan akıcı şekilde alıyor. Hani böyle işte ne bileyim acayip hızlı oluyor ve bence baya baya güzel diye düşünüyorum. Yürüme sesi ise hemen şöyle birazcık ses açayım. Yürüme sesini görün, duyun. Hani PC PUBG'den alınmış yürüme ses efekti var bu arada bu oyunda. Hani bildiğiniz böyle çok çok acayip canlı bir şekilde gösterebiliyor kendisini. Mesela şu an Sukul'a gelen birkaç tane adam var ve sağ taraflar haritadaki görünüş işte bu şekilde. Ama bunlar eskiden böyleydi. Hani PUBG'nin ev statiye gelince bu PUBG Mobile'in içindeki dosyalardan aktaracaklar, işte Call of Duty'den birazcık ekleyecekleri falan filan bayağı güzel olacak. Mesela adam ateş ederken böyle mis gibi ateş edebiliyorsunuz ve baya baya güzel efekti var. Hani diyelim adam yerde baygın, tamam mı? Baygınken süründüğünde bile sürünme sesi geliyor. Hani işte haritadan bakayım ayak izi şeyi falan yok. Bildiğiniz böyle yerde sürünürken ayak izi sesi geliyor sizlere. Daha sonrasında ise M4'ümüz de bu şekilde. Hani zaten biliyorsunuz M4'ü falan filan. Bir ara M4 su altı sesi değişmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim. İşte jipler olsun, araçlar olsun, PUBG Mobile onları tabii ki de şeklini değiştirdi. Mesela yerdeki lootlar böyle yanınıza geldiğinde falan sarı sarı parlıyor ve bence bunlar baya güzel detaylardı. İnşallah PUBG'nin ev zaten baya baya güzel çıkarırlar. Hani ben oynayacağımı düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar oynarım ama iki PUBG ile birlikte oynayacağım kesin. Mesela şöyle bir tanecik adama vuruyorsunuz ve böyle bir vuruş efekti var. Mermi falan değiştiriyorsunuz aynı şekilde. Bence daha da güzel. Hani dürbün açma efekti falan olsun vesaire olsun. Diğer PUBG Mobile'a göre bu daha güzel. Artık bu oyunun Türkçe olduğunu düşünebilirsin. Türkçe PUBG Team'i işte PUBG Nefsat'e falan filan aklınıza ne gelirse bildiğiniz direkt global olacak ve oynayacaksın. Peki diyeceksiniz ki bu oyunda eskiden araçlar nasıldı? Mesela eskiden Toros'u böyle bir sesi vardı. Çok çok bağırıyor sanki birazcık. Şöyle yapayım. Hani eskiden mesela Toros bu oyunda böyleydi. PUBG ne yaptı? Dedi ki ben artık bu oynayı PUBG Team versiyonuna yeni gelen araçları kendi oyunuma da ekleyeyim. Üstüne bir de yeni kayıt olanlara araç hediye edeyim dedi ve hani bu şekle getirdi. Mesela buradaki Toros orada bilmiyorum ne olur ama hani Jeep Ferrari falan olsa motor uçan motor olmaz tabii ki de falan filan değişik değişik şeyler olur. Mesela arabadan indiğinizde böyle oluyor falan filan sıkıyorsunuz. Acaba şey yapacaklar mı diye düşünüyorum. Hani PC PUBG'de mesela işte odunlar, samanlar falan filan içinden geçtiğinizde kırılıyordu. Belki PUBG'nin efsade de aynı özellik gelebilir. Ta diyelim şöyle bir tanecik adam var, tamam mı? Arabadan adamla izlediğinizde böyle böyle sesler falan çıkarıyor. Bu zaten normal PUBG'de de var ama bence buradaki PUBG'deki oyunun akıcılığı bana göre daha güzeldi PUBG değil mi? Hani hiç oynamadıysanız ben sizlere şahsen eskiden bir iki kez oynamanızı önerirdim. Fakat şu anda oynanılmıyor çünkü PUBG'nin ev statü olarak çıkacak tekrardan ve global olacak. Mesela diyelim oyunda alan geliyor ve alanın görünüşü ise bu şekilde olacak. Hani şu anki PUBG'den daha kaliteli böyle işte alanın içinde elektriklerin falan filan çarptığı bir tanecik alan olacak. Bildiğiniz hani bu oyun PC PUBG'yi kopyalıyorlar ve PUBG Next State yapıyorlar. İçine PUBG tipinin özelliklerini ekliyorlar PUBG Mobile'den. Yeni şeyler falan ekliyorlar. Birazcık da Call of Duty'den koruma falan filan alıyorlar ve oyun bu hale dönüyor. Mesela adam öldü diyelim böyle işte yere yatarak ölüyor. Diyelim örnek veriyorum sen düz sıktın düz öldü ya. Adam böyle yatıyor. Sola sıktın sola yatarak ölüyor falan filan. Böyle şeyler var. Ve bu şekilde yani demek istediğim özet olursak PUBG'nin tipi birleşiyor. PUBG Next State oluyor üstüne PUBG Mobile'den gelen özellikleri oraya ekliyorlar. Birazcık da Call of Duty'den koruma falan filan ekliyorlar. PUBG Mobile'den alıyorlar. Çin arabalarını ekliyorlar falan böyle. Orada Mercedes, Ferrari falan araçlar vardı. Hani her şeyi birleştiriyorlar. PUBG Nefstat'e çıkıyor. Ve işte adı da bildiğiniz gibi Nefstat. İngilizcemde bu kadar zaten biliyorsunuz. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki PUBG Mobile videomda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.